Şeyden, zeytinyağı falan gelmiş şimdi burada, iyice şoma dökmüş. Evet. Bana zeytinyağsız yapıyordun. Hep ucuz olsun diye bu. Bu mu? Benim değerim bu kadar mı? Tam izleyicilerini çok seviyorsun biliyorum da. Ben bu kadar mıyım yani? Allah'ım ne olur mousepad'e dökülmesin. Mousepad'e dökülmesin. Oyunu just setting'e aldık mı ya? Alırız abi. Sen onu ayarlasana kanka. Yok abi, ben böyle tutmak zorundayım. Şey mi? Ya da şöyle yapacağım. İyice aşağı düşüyorum. Ayarladım valla, ayarladım lan. Ayarlarsın abi işte, her şey mükemmel olur. Be. Evet, Ansos tarifi arkadaşlar. Ansos. Malzemeler. Bir adet bowl olarak geçen kase. Ne kadar büyükse o kadar kolay çırparsınız. Hala kameraya yoğurdu, girmeye çalışıyor bu arada. Siz göremiyorsunuz ama. Yoğurdu çünkü burada karıştıracağız. Büyük bir kase lazım bize. Sektöre bir tane hoş süzme yoğurt. Geldin. Kaç paraymış bu? Süzme yoğurdu elimizde atacağız. Çok pahalıymış lan. 10 lira. Bakayım, kaşık yok. Kaşık var abi. Var mı? Evet. Süzme yoğurdumuz. Zeytinyağı arkadaşlar. Kırmızı pul biber veya kırmızı toz biber. Ben burada toz biber kullanacağım. Karabiber mutlaka. Mutlaka nane arkadaşlar. Haydari enfes kokuyor da size koklatamıyorum. Biraz tuz. Bir adet çürümemiş. Öğrenci evlerinde de var. Limon. Çürümemişi yok ki öğrenci. Mayonez çözmen lazım senin bir yerden abi. Onlar değil. Okey. Sos şeyinden bak mayoneze. Şimdi. Yoğurdumuzu açıyoruz. Önce bir kokluyoruz, taze mi? Çünkü ekşi yoğurtla olmaz, bayat yoğurtla. Bakın iki tane alma çeşidi var. Bu böyle. Şöyle göstereyim size. Tepeleme. Eğer silme olsaydı şöyle olurdu. Bakın mesela bu bir silme. Görebiliyor musunuz şu an? Kaşığın üstünde yok. Tepeleme alıyorsunuz böyle. 2 3 Şimdi ne kadar sevdiğinize ve nasıl tüketeceğinize göre değişir ama ben sabit oranını vereceğim size. 5 kaşık yoğurt koyduk. Süzme yoğurt. Yoğurdumuzu aldık. Şu ölçeği göstereyim size. Nedir bu? Çay kaşığının 1,5 katı falan. Bununla da tepeleme. Pul biberi daha fazla koyabilirsiniz. Benimki çok ince olduğu için böyle koydum ben. Ondan sonra karabiber. Karabiberimizi de koyduk. Bunu karıştırmanın bile bir inceliği var. Diğer videoda o miksoloji uzmanı bir şeyleri karıştıran arkadaş anlatmıştı mesela. Biraz tuz ekiyoruz üzerine. Tabi bu bir ölçek değil. Çok az ekiyorsunuz. Tuz çok sağlıklı bir şey değil. Ama o lezzeti katması lazım. Biraz zeytinyağı damlatacağız üzerine. Bu da normal sıvı yağla yaparsanız hiç yapmayın. Sıvı yağın tadı iğrençtir. Kahvaltıda kullanılan o bildiğiniz limonla falan tükettiğimiz zeytinyağından olması lazım. Bu da sosumuza böyle bir akışkanlık, ağızda hakikaten zeytinyağı gibi akacak bir tat katıyor. Nane. Naneden ben iki ölçü kullanacağım. Nane çok seviyorum çünkü. Bu bildiğiniz o dönem bakkallarda verilen sosun geliştirilmiş tarifi. Şimdi hafif seviyorsanız mutlaka mayonez koymak lazım. Bende mesela acılı mayonez var. Acı sos kanka, acı sos yok. Acı sos durdu. Ha, ben acı soslu yapıyorum bunu. Bakın buradan sonrası artık spesifik. Acı sevmeyen adam acı sosla yaparsa mutlu olmaz. O yüzden acı sos bulmanız lazım. Şimdi limonu damlatarak sıkacağım daha sonra. Önce bunu karıştırıyorum ama karıştırırken bakın eze eze karıştırıyorum ki ezdiğim için içine giriyor. Tek bir tarafta toplanmıyor bu naneler. Önce eziyorum böyle. Ve karıştırırken havaya saçılmasını da engeller. Şimdi acı sosumuz geldi. Kalbenim var ama Knorr'un acı sosu çok daha güzel normalde. O sıvı olan değil mi? Daha evet, sıvı böyle 15 lira falan o azıcık. Ama çok yoğun yani, tam bir biber tadı geliyor orada. Ben acı sevdiğim için acı sos da koydum.
Şimdi şöyle eze eze karıştıracağız bunu. Ve döndüre döndüre. Aynı yerde toplanmasınlar diye. Şimdi yoğurt süzme olduğu için çok katı. Zeytinyağı onu yumuşatıyor biraz. Acılı ya da normal ya da sarımsaklı mayonez de kullanabilirsiniz burada. Ben kullanmıyorum şu an. Evdekiler bitirmiş çünkü. Çok lezzetli oluyor bu arada mayonezle. Ve mayonezi ben biraz bol koyuyorum buna. Şimdi karıştığından emin olduktan sonra şöyle bir ezre ezre karıştırmak gerekiyor. Çevire çevire. Tamamen homojen olduğunu görmeniz lazım. Yani her yerinde eşit dağılmış olacak her şey. Topak topak yoğurt kalmayacak. Ya da şöyle şurada biriken naneler gibi. Şurada bak. Işık var ama gördünüz. Ha, bu naneler gibi nane kalmayacak abi. Of, Allah'ım çok mutluyum. Şimdi ben bunu var ya cipsi hamuruna koyacağım. Çok lezzetli olacak. Şimdi sizden tek diyeceğim. Bunu şu an birçoğunuz yapamıyor. Ya yoğurt yok ya malzeme yok ya cips yok. Hani yapsam neyle yiyeceğim diyorsunuz ama bu öyle bir şey ki yani kaşık kaşık bile yenebiliyor. Bunu ben bir de şöyle sunum olsun diye düzeltiyorum güzelce. İlk cipsi bandığında akacak. Hop. Tamam. Kaşığı tadına bakmak için şöyle bir yapıyorsunuz. Şimdi benim önerim şu. Deniz tuzlu sade cips. Bunun içindeki baharatların tadını amına sikeyim limon unuttuk. Limon unuttuk. Limon da böyle bir mayhoşluk katıyor. Çok fazla da anlatmayın bozar tadını. Bu uzmanlık istiyor. Deneye deneye sevdiğiniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Bak direkt kıvamı değişti limon koyunca. Şimdi ben bunu sade cipsle yiyorum. Ama tuzlu cipsle. Tuzun etkisini azaltıyor. Ama şeyle de gider herhalde değil mi? Duyamıyorum şimdi sizi ama. O peynirli üçgen cipsin adı neydi? Onunla da gider. Mükemmel oldu. Bu cipsi açmanın da teknikleri var. Bir tane bıçak olsa göstereceğim size de. Aa var. Her yer bıçak kaynıyor. Mesela tabak yok. Buradan böyle yarıyorsunuz abi bunu. Yediniz ya mesela yarım kaldı. Şöyle kapatıp burayı bantlarsanız gene normal cips gibi oluyor bu. Bayatlamıyor. Ya da işte hemen tüketecek misiniz? O zaman bunu böyle bir tabak haline getirebilirsiniz. Bunu elinizle de yapabiliyorsunuz. Ben bıçakla hızlı yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu amına koyayım. Şimdi artık bak bu cipsi tabağa koymanın bile bir inceliği var arkadaşlar. Yani şimdi şöyle bakın göstereyim. Küçük kırık cipsler var. Görebiliyor musunuz? Şu tarafta. Hayat detay doldur. Şurada bir sürü küçük kırık cips var. Bunu böyle yapa yapa. Bakın şimdi her yer büyük cips oldu. Büyük cipsleri üste getiriyorsunuz. Ve bir tabağa koyarsanız büyük olanları yemek çok lezzetli. Bir de bakkaldan kırılmamış almaya özen göstermeniz lazım cipsi. Şimdi yapılacak en güzel şey şu. Kırmaya özen göster dedik. O kadar kıvamlı ki. Ben bunu bu şekilde yiyorum. Az bandırmıyorum. Artık orası size kalmış. Efsane oldu. Adam yapıyor ya. Sizden tek ricam. Bunu bugün olmasa da yarın bir gün deneyin. Bak şuna eminim ömür boyu cipsi böyle yemek isteyeceksiniz bundan sonra. Çok lezzetli oluyor. Şöyle kocaman bir ponçik alıyorsunuz. Mükemmel oldu.
4 cipsle bitirmem işte ben. Sosu çok kullanıyorum ben. Ha bazı mesela elit kızlar var böyle. Bak. Böyle amına koyayım saçma sapan şöyle sos kullananlar da var. Bunlara da ayar oluyorum ben. Ya sosa bandırırsın anladın mı? Sosu bol alırsın. Böyle böyle alırsın sosu yani. Milletin bir yeri şişecek. Abi çok istediler anlattı diye anlattım. Bir şeyler göstermeyi seviyorum. Sonuçta yarın bir gün o adam onu yapacak. Ve lezzetle tüketecek.